boşluktan at kendini. Ameliyat beklediğimiz gibi iyi geçmedi. İyi geçmedi derken? Cenaze işlemlerinin başlatılması gerek. Hastaneden para aldığımızı biliyorum. Peşini bırakmayacağım bu işte. Karış kalabalıklara, kavgaysak kavga. Ne var sanki? O adam kendi annesinin ölümünü örtbas etti. Evet, haklısın. Ama bu öfke en çok sana zarar veriyor Eylül. Umurumda bile değil. Hani bana soruyorsun ya beni seviyor musun diye. Evet, aşığım sana. Yüksekten bu hayattaki her şeyden, herkesten çok seviyorum belki seni. Kendimden bile. Kalmaktan mı yoksa... Ama sen böyle bir şey yapsan... Seni de affetmem. Babaannenin raporunu değişsin adamın oğlu. Doğru değil. Yalan söylüyor. Canımı acıtmak için söylüyor. Ulan yuh be! Hadi ben sefer başı yövmeğimi alıyorum da. Senin derdin ne be kadın? Heh, sen de gel. Bir patron fırçası yemediğimiz kalmıştı. Şimdi o da tam oldu. Ha İsmail abi buyur. Abi uçak değil bu. İnan son gaz basıyorum yine de gitmiyor Meret. Tamam ulan tamam. Kes yövmeğimi. Çok teşekkür ederiz. Niçin? Bizi alışverişe götürdüğün için. Ben daha neler alacağım kızım. Aa, bakalım neler almışız. Ay! Ya. Şuna bak çok tatlı değil mi? Çok tatlı ya. Bizim kızımız onun içine mi sığacak şimdi? Evet, hatta geçecek bile. Ne oldu aşkım? Şimdi şu iki hafta nasıl geçecek hiç bilmiyorum. Onu bir de bana sor sen. Abicim tamam, kes yövmemi dedim ya. Boşuna kafa ütüleme. Tamam biliyorum, akşama iki seferim daha var. Ama daha hızlı daha hızlı diyorsun, için mi? Ne yapayım ya? Ya. Ay. Prenses. Kızım ne yaptın anneye sen? Bak baba bize ne almış. Şimdi benim kızım onunla mı uyuyacak? Evet, ikiniz uyuyacaksınız. Ben de sizi isteyeceğim. Bazen de siz uyuyun, ben sizi isteyeceğim. Olur. Çal ulan. Ara dur akşama kadar. Açanın da, telefonunun da, kamyonun da. Şey, şunu biraz çıkarsana bak. Görün mü? Hı? Bak. Geçemezsiniz. Burada bekleyin. Ya bakacağım. İzin verin. Hanımefendi, Allah aşkına kaza işte. Neye bakacaksınız? Doktorum ben. Yardım etmek istiyorum. Geçeyim. Bırak. Kusura bakmayın. Buyurun. Kemal. Kolay gelsin. Doktor Eylül ben. Nasıl olmuş? Viraj alırken kafa kafaya girmişler. Kamyonun lojesi arabanın üzerine düşmüş. Karısını çıkardık ama adam hala arabada. Yaşıyor mu?
Beğenmeye çalış şu doktora. Arkadaşlar az başını kurun efendim doktor. Buyurun hocam. Adınız ne? Kemal. Şunu bir rica etsem tutabilir misiniz? Evet. Merak etmeyin, sizi çıkaracağız buradan. Sevinirim. Hocam gördüğünüz gibi ilk müdahaleyi biz yaptık. Sanırım daha fazla yapabilecek bir şey yok. Hadi. Hocam telefonunuz. Açık meşgul olduğumu söyler misiniz lütfen? Hah. Sonunda açtın Eylül. Neredesin? Pardon. Doktor hanım şu anda müsait değil. Rica etsem daha sonra arayabilir misiniz? Pardon ama siz kimsiniz? Eylül nerede? Ana yolda bir kaza oldu da. Nasıl? Eylül iyi mi? Hayır hayır, yanlış anladınız. Doktor hanım gayet iyi. Sadece bize yardım ediyor. Bakın kapatmam lazım. Lütfen çok acil müdahale gerekiyor. Anlayış gösterir misiniz? Neredesiniz şu anda? Tamam. Gözlerinizle ışığı takip edebilir misiniz? Zidem. Karın iyi mi? Hala haber gelmedi mi? O da iyi olacak. Merak etme. Bebeğime de bir şey olmasın. Bana ne olacağı umurumda değil. O kızma bir şey olmasın. Tamam doktor. Söz mü? Ne konuştuk, sakin ol. Daha fazla konuşmak yok, tamam mı? Steteskopu alabilirim. Bak ne diyeceğim. Senin buraya gelmen var ya. Şişt, tamam. Tesadüf değil o. Tamam. Solunum sesini çok zor duyuyorum. Ciğerleri çökmüş. Karnı da kan içinde. Bir üst tarafını kontrol edeceğim. Bir makas alabilir miyim? Kader doktor hanım. Duydun mu beni? Beni kurtarmak için buraya geldin sen. Biraz daha tampon alabilir miyim? Bebeğimi görmeden ölmeme izin vermeyeceksin. Sen doktor musun? Evet. Ölmeme izin vermezsin değil mi? Merak etme, vermeyeceğim. Şu metal çubuk işimizi çok zorlaştırıyor. Durum kötü yani. Evet, kötü. Ama daha kötülerini de gördüm. Güçlü ol, tamam mı? Durun, Emre Bey, ben doktorum. Doktor, tamam mı? Eylül. Senin ne işin var burada? Yardıma geldim. Gerek yok, ben hallediyorum. Ben seninle aynı fikirde değilim. Hallediyorum dedim, duymadın mı? Tamam, tamam hallediyorsun. Hallediyorsun ama sakin ol lütfen. Ben sakinim. Her kaybolduğumda çocuk gibi peşimden gelip beni bulmasan daha da sakin olacağım. Peki.
şuura açık mı? Açık. Sadece aracın içine sıkışmış durumda. İzninle hastana bakabilir miyim? Merhaba. Ali Asaf ben. Doktorum. Size yardım edeceğim. Bir doktor daha ha? Şimdi böyle iki doktor olunca korkmaya başladım ben. Ümit var mı bari? Eylül Hoca ne dedi? Seni kurtaracağım dedi. Güzel. O zaman dediğini yapar. Çünkü yaptığını defalarca gördüm. Kurtaracağım dediyse kurtarır. Başla doktor. Sen tampona devam. Solunum nasıl? İyi. Ama göğsünün üstünde çok kan var. Tampon yapmaya devam edin. Öyle olmaz. Travma tamponu ve sevinospolimer gerekiyor. Karnındaki yaraya bastırdıkça kan çıkıyor. Eylül. Çünkü o metal çubuk kanamayı durduran bir tampon görevi görüyor. Ama uzun süre dayanamaz. Acilen hastaneye götürmemiz lazım. Önce göğüs tüpü takmamız gerekiyor. Kendi kanında bu olabilir. Burada nasıl yapacağız? Deneyeceğim. O zaman böyle geçin. Üstüne. Tampon. Plan. Şimdi biraz canın yanacak ama sık dişini, tamam mı? Tamam. Geçti, sakin. Göğüs tüpünü ver, göğüs tüpünü ver. İndir onu hastanın seviyesinin altına. Çocuğun var mı doktor hanım? Yok. Bence olsun. Anlamadım. Çünkü bu dünyada senden daha çok olması lazım. Senin gibi güçlü, pes etmeyen birilerini yetiştirmen lazım. Senden de doktor. Duydun mu beni? Duydum. Benim kıymetlerim şu anda hastanede beni bekliyor. Siz beni kurtarınca onlara geri döneceğim. Söz verdin doktor. Kavuşturacaksınız. Tamam. Aç ağzını. Zamanımız daralıyor. Bir an önce hastaneye yetiştirmemiz lazım. Aracı çıkarmak için menyene kullansak? Olmaz. Vücudu parçalanabilir. Laparotomi yapalım. Saplanan parçaları tek tek ayırırız. Steril değiliz. Çok kan kaybedecek boruyu çıkarırken. Gerekli kanı da sağlayamayacağız. Burası ameliyathane ortamı değil. Abdominal aortaya balon kateter yerleştirelim. Bu bize zaman kazandırır. Fikir güzel. Ama bu bize en fazla 5 ya da 10 dakika kazandırır. Hastaneye yarım saat uzaklıktayız. Asla dayanamaz. Hocam, ben derim ki arabayı keselim. En azından bir şans. Allah büyük. Bir şey yap Ali Asaf. Yapmak istiyorum. İstiyorum ama her şeyi denedik. Hocam, o zaman ben hazırlıklara başlıyorum. Ne konuştunuz? Ne zaman çıkıyorum şimdi?
Birazdan aracı kesip seni çıkartacaklar. Prensesimin yüzünü bir kere göreyim. Başka bir şey istemiyorum. 2 hafta. 2 hafta yaşat beni doktor. Sonra istersen gel buraya geri koy. Hocam biz hazırız, başlayabiliriz. Durun! Durun! Dur. Herkes geri çekilsin. Ameliyathaneye yetişmenin bir yolu var. Nasıl? Güven bana. Şimdi herkes beni dinliyor arkadaşlar. Hadi daha hızlı gitmiyor mu ya bu? Yok abla. İşte en son bu. Elimden geleni yapıyorum. Elinden gelen değil, daha fazlasını yap. Vaktimiz yok. Tamam. Tamam Eylül, sakin ol. Başaracağız. Sen de daha hızlı sür ya şuna. Bak yer değiştireceğiz ona göre.